Geçmişten ve gelecekten gelen dehşet verici düşünceler hayatımı mahvetti. Devamlı acılar içinde boğuluyorum. Zihnimdeki düşünceler yılan gibi beni ısırıyor. Zihin dünyam o kadar sıkıntılı ve karmakarışık ki ne yapacağımı bilmiyorum. Düşüncelerimin içinde hapsoldum. Devamlı beni rahatsız eden düşüncelerimden bir türlü kurtulamıyorum. Bu şekilde hayat devam etmez diyorsan şu an çok doğru bir adrestesin. Bugünden itibaren sana söyleyeceğim 4 tane formülü hayatında uygularsan seni ne kadar rahatsız eden düşüncelerin varsa hepsinden kurtulacaksın. Artık o düşüncelerinin içerisinde hapis olmayacaksın. O düşüncelerinden kurtulup hayata farklı bir şekilde bakmaya başlayacaksın. Kendini artık geçici değil, kalıcı düşünceler ile motive etmeye başlayacaksın. Bir elimde radyo, bir elimde kaset. Ben kasetin içine hangi tür müzik yüklersem radyodan o çalar değil mi? Evet. Peki ben kasetin içindeki müziği beğenmesem ne yaparım? Ya radyoyu durdururum ya da kasetin içindeki müziği değiştiririm. Yani durdurmak ve değiştirmek benim elimde değil mi? Evet, aynen öyle de. İnsanın zihni radyo gibi, bilinç altındaki düşünceler ise kaset gibi. İnsanın bilinç altına hangi düşünceler yerleşirse kafasında o çalmaya başlar. Nasıl radyoda beğenmediğim bir müzik olduğu zaman ben ya radyoyu durduruyordum ya da kasetin içindeki müziği değiştiriyordum, değil mi? İnsan da bilinç altındaki kötü düşüncelerden kurtulabilir. O kötü düşüncelerinin yerine olumlu mesajlar bilinç altına yükleyebilir. Ama problem şu ki insan bu kötü düşüncelerinden kurtulamayacağını zannettiğinden dolayı o düşüncelerin içerisinde boğulmaya başlıyor. Zihin dünyasındaki düşünceler yılan gibi ısırmaya başlıyor. Aklı o insana bela olmaya başlıyor. Ufacık hatıralar içerisinde boğulup gidiyor. Değmeyecek şeyleri düşünmek ile ömrü geçiyor. Tabii insan devamlı bu düşüncelere maruz kalmak istemiyor. O yüzden insan kendini TikTok, Instagram, YouTube, film, dizi, içki, alkol, kadın, pornotif görüntüler gibi uyuşturucu aletler ile zihnini uyuşturmaya çalışıyor. Peki gerçekten bu şekilde yaparak kafandaki düşüncelerden kurtulabiliyor musun? Uyuşturma taktiklerin gerçekten seni rahatlatıyor mu? Evet. Bir nebze de olsa rahatlatıyor ama kalıcı bir şekilde o düşüncelerden kurtulamıyorsun. Senin bu yapmış olduğun uyuşturma taktiği kırık kolla duvara vurmak gibi. Nasıl kırık kolla duvara vurursun, kolun daha fazla acır. Aynen öyle de senin yapmış olduğun bu uyuşturma taktiği seni daha fazla yaralıyor. Seni daha fazla düşüncelerin içine boğarak hayatını zehir etmeye başlıyor. Zihnindeki o kara lekelerden bir türlü kurtulamıyorsun. Ben senin artık böyle bir hayat yaşamana izin veremem. Hayatında ne yaşarsan yaşa asla pes edemezsin. Mücadeleyi elden bırakamazsın. O düşüncelerden kurtulabilirsin. O düşüncelerinin bir çözümü var. Kendine yeni sayfalar açarak yeni bir hayata başlayabilirsin. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü bir zamanlar ben de bu durumdaydım. Düşüncelerim beni devamlı rahatsız ediyordu. Yılan gibi düşünceler beni ısırıyordu. Düşüncelerim hayatımı zehir etmişti. Aklım başıma bela olmuştu. Ama kendime şunu söyledim. Dedim ki Rıdvan, hayat böyle devam etmez. Saçma sapan, değmeyecek şeyleri düşünmek ile ömür geçmez. Nereye kadar hayat böyle devam edecek? Nereye kadar kendini uyuşturacaksın? Dedim ve kendime bazı kararlar almaya başladım. Bu düşüncelerimden nasıl kurtulabilirim diye araştırmalara başladım. Mücadele ettim, gayret ettim ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin 6. sözdeki şu bölümü karşıma çıktı. Bakın burası çok önemli. Yıllarca işin içinden çıkamadığım ne kadar düşünce varsa hepsinin neyden kaynaklandığını ve nasıl çözeceğimi öğrendim. Evet, hayatımı değiştiren o cümle. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, akıl bir alettir. Yani akıl bir radyo gibi, bir telefon gibi, bir bıçak gibi
akıl da bir alettir diyor. Nasıl? Ben bu aletleri üretici firmanın dediği gibi kullandığım zaman bu aletler benim işimi kolaylaştırıyor, ama ben bu aletleri üretici firmanın dediği gibi değil de kendi nefsimin istek ve arzularına göre kullanırsam bu aletler benim işlerimi kolaylaştıran değil, işlerimi zorlaştıran, hatta bana zarar veren alet hükmüne geçmeye başlar. Mesela bir bıçaktan örnek verecek olursak, ben bıçağı üretici firmanın dediği gibi değil de kendi nefsimin istek ve arzularına göre kullanırsam ne yaparım? Ya kendime zarar veririm ya da insanlara zarar veririm. Ama o bıçağı üretici firmanın dediği gibi kullanırsam ne olur? Mutfaktaki bütün işlerimi hallederim. Veya dünyanın en iyi aşçısı olabilirim. Bakın, aynı alet bir taraftan çok faydalı bir alet oluyor, bir taraftan çok zararlı bir alet hükmüne geçebiliyor. Aynen öyle de seni üreten, yaratan, aklı sana yerleştiren zatın emrettiği gibi çalıştırmayıp kendi nefsin hesabına çalıştırırsan aklın öyle kötü, rahatsız edici, sıkıcı, bıktırıcı, usandırıcı bir alet olur ki geçmiş zamanın hüzün veren elemler, acılar ve gelecek zamanın dehşetli korkularını senin bu biçare başına yükleyecek, mızır, zarar veren alet haline gelecek. İşte bunun içindir ki insan bu aklın tacizinden, rahatsız etmesinden dolayı kendini ya eğlenceye ya da sefahate atar. Tekrar söylüyorum, bu şekilde kendini sefahate ve eğlenceye atmak, kendini uyuşturmak çözüm oluyor mu? Hayır, olmuyor. Anla artık, aklın nefsinin istek ve arzularına kullanman için verilmemiş, verilmiş olsaydı sence şu an bu halde olur muydun? Elbette olmazdın, değil mi? O zaman akıl bize niçin verilmiş? Akıl Allah ile muhatap olmamız için, kainattaki gizli defineleri ve hazineleri keşfetmemiz için, Allah'ın bize olan merhametini, şefkatini keşfetmemiz için, onunla muhatap olmamız için verilmiş. Doğru bir şekilde aklını kullanırsan o aklın sana zarar veren değil, huzur veren bir alet hükmüne geçer. Nasıl bıçakta hem zarar veriyordu hem de fayda sağlıyordu, aynen öyle de aklımız da bize fayda sağlayan, bize huzur veren bir alet hükmüne geçmeye başlayacak. Şimdi sıklıkla 4 tane devamlı karşılaşmış olduğun problemi bir yere yaz. Bugün senle uygulayacağımız bu formülden sonra zihninde ne kadar kötü düşünce varsa hepsinden kurtulacaksın. Zihnini bulandıran, bastıran, olumsuz duyguların yüzeye çıkmaması için yapılacak iş, üstlenecek görev, bilinçaltını olumlu mesajlar ile beslemektir. Bilinçaltını oluşturan negatifleri izale etmektir. Zihnini temizlendirip daha duru bir iklime ulaştırabilmek için 4 yolu ve tekniği var. 1. Zihnini malayani, boş şeyler ile meşgul etme. Yani sana faydası olmayan şeyler ile uğraşma. 2. Zihnini pisleten, duygularını depreştiren haram işlerden uzak dur. 3. Allah'ı tanıman için verilen aklı Rabbinin istediği gibi kullan. Bu konuda sana yardımcı olacak, ruhunu rahatlatacak, gönlünü asude kılacak ve zihnindeki bütün kara lekelerden kurtulmanı sağlayacak olan Risale-i Nur eserleri ile bilinçaltını olumlu mesajlar ile doldur. Burada ufak bir dipnot geçmek istiyorum. Risale-i Nur eseri imani bir eserdir. İnsan imanını ne kadar güçlendirirse hayatındaki problemlerden bir o kadar kurtulur. Buna en büyük örnekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe efendilerimiz, alimler, evliyalar hayatlarına baktığımızda bunu çok güzel bir şekilde görüyoruz. 4. Feyyaz TV YouTube kanalında Esma-ül Hüsna serisi var. Her gün orada Allah'ın bir ismini dinle, sonra kainatta tefekkür etmeye çalış. Sen tefekkür etmeye çalıştıkça zihnindeki düşüncelerin ameliyat olduğunu göreceksin. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri yine söylüyor, tefekkür bir ameliyattır diyor. Sen o ameliyatı gerçekleştirirsen zihnindeki düşüncelerden kurtulmaya başlarsın. Sana saymış olduğum bu 4 formül ile
bilinç altımda ne kadar kötü düşünceler varsa hepsinden kurtuldum. Hala da kurtulmaya devam ediyorum. Sen de kurtulmak istiyorsan bu formülü hayatında test et. Ama unutma, bu kafandaki kötü düşüncelerden birdenbire kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Çünkü kafamızdaki düşünceler kanser gibi, birdenbire geçmez. Ama sana saymış olduğum bu formülü uygularsan, mücadele edersen, gayret edersen bütün düşüncelerinden kurtulacaksın. Çünkü ben hayatımda test ettim, sen de test et ve gör.